Kaan TV izleyicileri, seçimlerin hız kazandığı şu günlerde biz de sokağa indik ve vatandaşların nabzını ölçmeye karar verdik. Bundan böyle siyasetin nabzını ölçmek için Marmaris sokaklarındayız. Net online geliyorum. Merhabalar. Seçimler yaklaşıyor. Neler söylemek istersiniz? Yani oyum Cumhurbaşkanlığı seçiminde altılı masaya, genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'ne. Peki altılı masa hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani bir şey düşünmüyorum ama aklıma şey geliyor, bu Brezilya'da en son yapılan seçimlerde bir söz kullandılar. Bu seçim cennetin kapılarını açmak için değil, cehennemin kapılarını kapatmak için. O yüzden altılı masaya vereceğim oyumu. Yani Cumhur İttifakı'nın karşısına kim çıkarsa çıksın ona vereceğim oyumu. Genel seçimlerde de tipe. Teşekkür ederiz. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Siz ne söylüyorsa ben de aynısını söylüyorum. Oyum Kılıçdaroğlu'na. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. Seçimler yaklaşık 2 ay kaldı. Neler düşünüyorsunuz? Adayınız var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Bir tepeniz kim? Aday var. Yani başkan, gönlünüze yatan bir başkan. Cumhurbaşkanı olarak. Evet. Erdoğan. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Altılı masa hakkında son anda hiç ışık olmadı. Son anda hiç ışık olmadı. Başka bir şey değil mi? Peki, teşekkür ederiz. Evet, efendim, seçimlere 2 ay kaldı. Gönlünüze yatan bir adayınız var mı? Cumhurbaşkanı adayınız. Var. Yıllarca Cumhurbaşkanımızı destekledim ama bu seçimde desteklemeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekleyeceğim. Çünkü Cumhurbaşkanımızın 50+1 sistemiyle MHP'nin resmen MHP yönetiyor. Ve MHP şeylerini de beğenmiyorum. Onun için Millet İttifakı'nı destekleyeceğim. Teşekkür ederiz. Bir şey soralım. Cumhurbaşkanı kim gönlünüze yatan? Ya pek güzel. Neden var edici? Kuşakla zihniyet meselesi bence. Nasıl mesela? Hanımefendiye çevirelim bence. Yok hani yok hani kuşakla alakası yok. Aynen. Neden var edici? Yani aklı başında bir insan bence kendi kararlarını verir. Umarım artık vereceğiz. Sen neler söylemek istiyorsun? Yani bir şey söylemeyeyim. Senin adayın gönlünde? Yok benim adayım. Senin yok mu? Peki sen neler söylemek istersin? Yani bilmem, yeni bir deneyim olabilir Muharrem İnce için. Yani. Peki yenilik olsun diye mi? Evet, yenilik olsun. Farklı bir gelsin diye Ayten. Bence bayağı deneyimi var. Olması lazım yani artık. Kim? Muharrem İnce. Artık yani gündemde o olsun ya. Hayatımız ya yeni deneyimlere de açıyoruz zaten de. Artık zihniyetlerimiz değişsin Muharrem İnce ile birlikte. Peki Muharrem İnce'nin akımını nasıl bulursun? Nasıl oluştu bu akım? TikTok'tan da oluşmadı ya. Muharrem İnce'yi zaten siyaset geçmişini bilen insanlar konuşmalarda birçok şeyine şahittir bence. Bir anda bir akım oluştu ve Z kuşağı yani komple. Ben Z kuşağı değil işte bak konu. Z kuşağı Muharrem İnce'yi belki tanımıyordur bile. Ben Z kuşağı değilim, onu da bir belirteyim. Yani o bilmiyorum ya, herkes özgür artık. Bakalım bundan sonraki kararlarımız güzel olacak inşallah, ülkecek. Teşekkür ederim. Farkını çok istedim. Peki kime vereceksin oyunu? Muharrem İnce'ye. Neden bu TikTok virali içinde? Kuşağı savaş mı açtı yani? AK Parti, evet. Ne olursa olsun AK Parti oy kazanacak. Kılıçdaroğlu'nun karşısında aklımızda. Ona da vermiyorum. Ben söyledim. CHP aslında Muharrem İnce. Ben Muharrem İnce diyorum. Ben tabii Muharrem İnce. Daha güvenilir bence Muharrem İnce. Neden? Daha güvenilir mesela. Yani. Çünkü bizim kuşağımız en iyi. Aynen. Bence. Teşekkür ederim. Gençledim bakalım. Hatta isterseniz beraber konuşalım. Seçimlerde başkan kim adayınız gönlünüzdeki? Güldoz da. Güldoz
Evet. Aday olacak mı Ümit Özdağ? Galiba olacak gibi gözüküyor Muharrem İnce'yle ilk. O zaman Muharrem İnce kesinlikle. Muharrem İnce. Ben de Muharrem İnce. TikTok'taki videonun etkisi mi oldu yoksa? Yok, genelde olarak Muharrem İnce'yi zaten söylemiş. 2018. Ya bir anda peki viral olması ne diyorsunuz? Bir anda videolar. Ya sosyal medyada zaten böyle bir anda bir şeyleri ünlü yapmayı çok sevdikleri için. Muharrem İnce'nin gücü diyelim. Çünkü sosyal medyayı gençler kullandığından dolayı. Gençler niye bu isimde kaldı? Biz bunu araştırdık. Neden Muharrem İnce'de kaldı mesela? Kendisi bir öğretmen aslında olduğu gibi. Yani ha, kesinlikle. Öğretmen. Ülkemizin bir öğretmeni ihtiyacı var bence şu anda. Bu yüzden. Peki, teşekkür ederim. Merhabalar. Seçime 2 ay kaldı. Gönlünüzdeki Cumhurbaşkanı adayı kim? Bilmiyor musunuz ki? Kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Tabii. Kılıçdaroğlu. Peki neden yani? Neden? Daha dürüst bir insan. Daha dürüst bir insan. Yeni bir cumhurbaşkanı olsa daha iyi olur değiştirmek için. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Altılı masa böyle devam edilirse iyi. İyi devam edecek bir iş. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Kılıçdaroğlu neden? Her şey ortada, bir şey söylemeye gerek yok. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şu ana kadar iyi gidiyorlar. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu adaylar kimler olur sizce? Cumhurbaşkanı adaylarında. Sanırım Muharrem İnce de adaylığını açıklamış. Şu an 3 mi oldu? Ne düşünüyorsunuz peki? Konuda çok bir şey fikrim yok ama o düzenden çok sıkıldık artık. Kesinlikle bir değişim şart. Sen diyorsunuz altın masa daha yükseltir. Bence de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Türk değil misin? İngilizce konuşuyor musun? Sen Türkçe konuşuyorsun. Ben az Türkçe konuşuyorum. Tamam, tek seçimler olacak Türkiye'de. Where are you from? I'm from London. From London. Tamam. Bir soru. Cumhurbaşkanı kim olacak Türkiye'de? I don't understand. Do you not understand what they're saying? I have no idea. Yes, merhaba. Merhabalar. Merhaba. Seçimde 2 ay kaldı. Gönlünüzde herhangi bir cumhurbaşkanı var mı bilsin? Ben milliyim. Vatanseverim. AK Partiliyim. AK Parti. Tamam. Teşekkür ederim. Gençler merhaba. Seçimler geliyor. Gönlünüzdeki aday kim? Gönlündeki aday. Bence Muharrem İnce. Niye? Neden Muharrem İnce? Yani. Kazanacak bir aday istiyoruz. Kazanacağını mı inanıyorsunuz? Sanki gençlere daha çok hizmet ediyor gibi. Evet. Peki, teşekkürler. Gençler, merhaba. Seçimler geliyor. Gönlünüzdeki aday kim? Gönlündeki aday. Bence Muharrem İnce. Muharrem İnce. Niye? Neden Muharrem İnce? Yani. Kazanacak bir aday istiyoruz. Kazanacağını mı inanıyorsunuz? Sanki gençlere daha çok hizmet ediyor gibi. Evet. Peki, teşekkürler. Merhabalar. Seçimlere 2 ay kaldı. Gönlünde yatan bir cumhurbaşkanı adayı var mı? CHP, Başaroğlu. Başaroğlu'na neden? Öyle istiyorum. Bir değişiklik olsun. 27 yeter artık. Aynen. Peki sen kime vereceksin? Öyle şu anlık hiç kimse yok. Yok mu kardeşim? Aynen. Kaldın, değil mi? Aynen. Yok, şu anlık hiç kimse yok maalesef. Peki. Soruya doğru artık karar verdim. Aynen. Selahattinciydik. Selahattin de hapse girdiği için. Artık yani hiç kimseye gönlümüz kalmadı. Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sigarayı saklarsanız sizden röportaj alacağım. Neden? Hayır, konuşma. Sen de alın o zaman. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 ay kaldı. Gönlünde bir cumhurbaşkanı var mı? Şu an için yok da İnce düşünüyorum. Muharrem İnce mi? Neden bu şey TikTok'ta viral oldu? Bunun etkisi oldu mu? Viral etkisi olduğundan değil de ben seviyorum, ben seviyorum bu arada. Takip et. Aynen. Kılıçdaroğlu aday olması. Bu peki Kılıçdaroğlu aday oldu diye bir tepki mi sizce? Evet. Peki, teşekkür ederim. Sigarayı saklarsanız sizden röportaj alacağım. Neden? Hayır, konuşmam. Sen de alın o zaman.
zaman. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 ay kaldı. Gönlünde bir cumhurbaşkanı var mı? Şu an isim yok da İnce düşünüyorum. Muharrem İnce mi? Neden bu şey TikTok'ta viral oldu? Bunun etkisi oldu mu? Viral etkisi olduğundan değil de ve seviyorum ünlüden seviyorum. Takip et. Aynen. Kılıçdaroğlu aday olması. Bu peki Kılıçdaroğlu aday oldu diye bir tepki mi sizce? Evet. Peki teşekkür ederim. Merhabalar. 3 farklı sima hemen soralım. 2 ay kaldı seçimlere. Gönlünüzdeki aday. Ben yorumsuz kalıyorum. Neden? Ben yapmadım. Var mı? Şimdi şöyle, şu zamanda benim düşüncem sadece ön plana çıkan bence Muharrem İnce. Fakat tabii... O videolar, biraz videolar, gençler sevdi. Hem gençler sevdi hem de anlattıklarıyla ön plana çıktı diyebilirim. Ama ikinci kişiliği ben o altılı masayı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Çünkü tamamıyla o altılı masa mahvoldu, öyle söyleyeyim. Devrildi yani o masa. Şu an ya Tayyip Erdoğan ya da Muharrem İnce arasında çekişme olacak. Görüşmeler. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Seçimler yaklaşıyor. Gönlünüzdeki aday kim Cumhurbaşkanı? Vallahi biz bilmiyoruz. Biz depremden kaçtık geldik. Yani, Hatay'dan mı? Yok, Maraş. Maraş'tan mı? Ne yapıyorsunuz peki? İyi valla. Peki oy kullanacak mısın? Ne yapacak? Bilmiyoruz, buralarda mı kullanırız, geri memlekete mi gideriz bilmiyoruz. Peki gönlünüzde bir aday var mı? İktidar bir değişsin, düşsün birisi. Kim olsun sizi? Yani ne bileyim, değişsin de artık kim olursa olsun. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Kaç sene oldu görüşmeyeli. Evet. Buraya mı geldiniz yani? Buralarda, ne buradayım hocam ya, ben? Bodrum'a mı gittiniz? Yok, kaybolduğunuz hocam, gibi burada görmedim. Hep buralardayım. Hı. Ama gazete değil, artık dergi yapıyorum ama arada bir haberde ve siyaset var, ben artık tekrar geldim. Biliyorsunuz o zamanları. Evet, evet. Peki, seçimlere 2 ay kaldı. Gönlünüzde yatan aday kimdir? Ah, olsa gönlüme yatan bir aday. Şu anda yok. Ben söyleyeyim sana. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Adam olduğu için. Adam oldu şimdi. Sizin, siz neden kararsınız? Ben şu anda aday yok. Neden yok? Ben Türkiye'ye dost bir aday arıyorum. Atatürk'e dost bir aday arıyorum. NATO'ya, Amerika'ya karşı bir aday arıyorum. Öyle bir aday da yok. Peki sevdiniz mi siyasetçi? Yani şu olsa güzel olur dediğiniz gibi. Öyle derseniz Banu Avar, Namık Kemal Zeybek, Bartu Soral, Ümit Koca Sakal olsa iyi olur. Peki teşekkürler. Şimdi 2 ay kaldı. Gönlünüzdeki aday. Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Evet. Altılı masa hakkında düşünüyorsunuz? Güçlü mü? Evet, şu anda güçlü gözüküyor. Bilemeyeceğim artık seçimleri. Teşekkür ederim. Size de soralım. Seçimlere 2 ay kaldı. Gönlünüzdeki aday, Cumhurbaşkanı adayı. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Valla nedeni yok. Bir de onu deneyelim, bakalım yani. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Altını masa boş bence abla. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Nasıl? Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Ama tamam, neticede altılı masada buluşmuş ama altılı masa 3-4 tanesi boş yani. Benim kendi kanaatim. Ama adayımız Kılıçdaroğlu yani. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol. Seçime 2 ay kaldı. Kim Cumhurbaşkanı yönündeki aday? Kim? Bir şey yapmam. Kim Cumhurbaşkanı olsun istiyorsun? Kim olsun Cumhurbaşkanı? Kim olursa başımızdan var var. Allah. Ben hiç fark etmiyor diyorsun. Tamam. Cumhurbaşkanı adayı tabii ki benim için Kılıçdaroğlu. Neden peki? Seviyorum. Görüşlerini beğeniyorum. Kendini beğeniyorum. Dürüstlüğünü beğeniyorum. Adaletine güveniyorum. Adalete ihtiyacımız var. Onu da o sağlayacağını inanıyorum. Peki altılı masa hakkında neler düşünüyorsun? Yani daha ne olsun? Türkiye'de ilk defa 6 tane masa, 6 tane farklı görüş bir araya gelmiş. İhtiyacımız birlikte olmak. Ayrışmak değil. Ne güzel bir araya gelmişler. Başkaları da keşke gelsin bir araya. Gayet olumlu buluyorum. Peki şimdi Memleket Partisi aday çıkardı. Muharrem İnce. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
Ya şimdiki sistemle istediği kadar aday çıksın. Sonuçta ikinci turda buluşabilmek önemli. Yani Muharrem İnce'dir tabii ki sevdiğimiz, daha önceden bizim partimizde olan bir insan. O da gayet sevilen bir insan. Aday çıksın, baksın, oyunu alsın. İkinci turda nasıl olsa herkes gönlünde olan bir yere oy verecek, kalırsa eğer. Onun için bence bir sakıncası yok, gayet iyi. Adayın çok olması kötü değil. Ne kadar çok o kadar toplum farklı fikirleri dinlesin. Peki, teşekkür ederim. Bir şey mi söyleyecektin seçimlerle ilgili? Evet, ben de konuşmak istemiştim de. Neyle ilgili soruyorsun peki? Gönlümüzdeki aday kim? Seçimlerle başlıyoruz. Ya şimdi gönlümüzdeki aday oldan ziyade demokrat, empatiyi bilen, hümanist, Atatürk'ün özellikle akıl ve bilimden uzaklaşmayan, herkese eşit mesafede hem özgürlük sunabilen hem de bir o kadar da sorumluluk sahibi olabilen, yani biraz daha böyle Batı'nın iyi yönlerini alma ama ırkçılık, faşistlik, nefret suçlarından uzak bir kişi istiyorum. Benim kriterlerim biraz nasıl söyleyeyim, bu toplumun çok ilerinde olduğu için size şu anki kişiler benim kriterlerime uymuyor. Ama bu Tayyip Erdoğan dönemini tamamen tek kişi sultasını bitirecek bir ekibin gelip dediğim kriterlere ulaşması da bir 50 yıl, 100 yılı bulur diye düşünüyorum. O açıdan umutluyum. Ama kişi veremiyorum. Yani benim açımdan kişi veremiyorum. Peki siyasetçi, mesela bu siyasetçiye benim tarifime uyuyor dediğim gibi var. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şu an yok. Siyasi mecra içindeki kişiler bu kritere uymuyor. Daha çok seçilecek. Yani kişi olarak, isim olarak söyleyemiyorum ben. Ama demokrasiyi, parlamenter sistemi oturtacak bir kişi olursa tabii ki benim yararım olacak. Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2 ay kaldı. Gönlünüzdeki Cumhurbaşkanı. Muharrem İnce. Neden? Seviyorum adamı. Siz? Ben de Muharrem İnce. Pek fazla düşünmüyorum için. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Seçimler 2 ay kaldı. Gönlünüzdeki Cumhurbaşkanı adayını öğrenebilir misiniz? Muharrem İnce. Ben oy kullanmıyorum. Vermeyeceksiniz siz? Cevap vermiyorum ben. Peki, teşekkür ederim. Neden var İmci? Çünkü biz AK Parti'yi çok destekledik. Aha. Ki neyse, bende kalsın. Muharrem İnce. Tamam, peki, teşekkürler. Reis diyorsunuz. Evet. Devam ediyorsunuz. Yola devam. Yönelik yok diyorsun. Neden Reis? Şöyle. Muhaliflerin çok da böyle işlevi sağlam oldu. Yani iktidara yönetebileceğine inanmıyorum daha doğrusu. O kadar. Peki, teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar, şöyle güzel bir kız buldum, yanına geliyorum. Efendim, seçimler geliyor. Görüşürüz. Merhaba efendim. İyi, sen nasılsın? İyiyim, merak ettim. Gönlünüzdeki Cumhurbaşkanı adayı. Kemal Kılıçdaroğlu diyeyim, konuyu kapatayım hemen. Açık olmamış. Tabii ki. Teşekkür ederim. O zaman afiyet olsun. Başkanlığı seçim var gönlünüzdeki adam. Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü Tayyip'in gitmesini istiyorum. Çok teşekkürler. Bakın, çok güzel nasıl bildim diyorum. Türk mü, yabancı mı acaba diyorum. Tamam, tek soru sorayım, bir sem olur mu? Hı. Cumhurbaşkanlığı seçim var gönlünüzdeki adam. Muharrem İnce. Tamam. Ben ekmek parçası. Ekmek parçası adalet olsun. Ben de kalsın. Tamam, peki, teşekkürler, kolay gelsin. Seçimler yaklaştı Cumhurbaşkanlığı. Gönlünüzdeki bir aday var mı? Vallahi Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce, ikisinden biri yani, aradayım aynen. İlk etapta bir Muharrem İnce ama sonra da Kılıçdaroğlu, arasına git geldiğim. Peki neden? Şöyle, hani daha çok gençler, hani şu an mesela zaten çok büyük bir revanşta biliyorsunuz Muharrem İnce'yi ve gerçekten gençlere nasıl söyleyeyim, bizlere daha çok hitap ediyor aslında. Bizi anlıyor, dinliyor ya da hani bize göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden aynen git gel deyim henüz. Daha tamamen karar vermedim ama hemen hemen eşitler bende. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biraz güzel bir damızın genelde böyle gidiyor. Teşekkürler, kolay gelsin. Tamam, böyle bayanlar seçim geliyor. Muharrem İnce çıkıyor, var mısınız? Çok şaşırdık o yüzden. Seçimden... Cevap veriyor.
Yanınızdaki çobaklar. Yok muharem hiç bağırmadı işte. Öyle mi dediniz? Valla bir şey diyemem, şu an ortalık bayağı karışık yani. Yanınızdaki Cumhurbaşkan adayı. Cumhurbaşkanı adayı. Where am I from? Burnley, Manchester. Manchester, oh, Manchester United.